Sayın seyirciler, Azerbaycan-Ermeni Savaşı'nın bilinmeyen yönleri ve ülkücü gönüllülerin mücadelesini anlatan Kan Fırtınası adlı kitap yayınlandı. Kendisi de savaşın içinde yer alan yazar Yusuf Ziya Arpacık eserinde karanlıkta kalmış birçok konuyu aydınlatıyor. Kan Fırtınası yazar Yusuf Ziya Arpacık'ın Baş Eğmediler ve Yolbaşı adlı kitaplarından sonra üçüncü eseri. Yazar eserinde 1992-1994 yılları arasındaki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nı yaşadıklarını ve gözlemlerinin yanı sıra tarihi olaylarla birlikte kaleme almış. İlteliş Yayınları tarafından yayınlanan kitapta Türkiye'den giden gönüllülerden oluşan Rüzgar Taburnu'nun yaşadıkları, savaşın seyrine etkileri ve son olarak neden pasifize edildikleri anlatılıyor. Eserde aynı zamanda bugün Türkiye'yi soykırım yalanlarıyla suçlayan Ermenilerin Azerbaycan'da yaptıkları gerçek soykırım belgeleriyle ortaya konuluyor. Bazen gözyaşlarıyla, bazen coşkuyla okunacak eser, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı ile ilgili karanlık noktaları gün yüzüne çıkarması bakımından oldukça önemli. Sevgili seyirciler, Kan Fırtınası eserinin yazarı Sayın Yusuf Ziya Arpacık şu anda stüdyo konumuz ve kendisiyle son kitabı ile ilgili bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Kitabınız da elimizde. Hemen sormak istiyorum. Kitabın içeriğinde neler var? Biz izleyicilerimize az önce aktardık ama bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Kitapta bugün tarihi çarpıtarak dezenformasyonda yanlış bilgileri dünya kamuoyuna yüklemek isteyen uyduruk soykırım yalanlarıyla dünya gündemi oluşturmaya çalışan Ermenilere ve arkasındaki güçlere şaman niteliğinde cevap vermişizdir kitabımızda. Hı-hı. Belgelerle desteklenmiştir bilgiler. Evet. Gönüllü ülkücülerin nerede bir Türk varsa zor durumda kaldıklarında onların yanına koştuklarını da bu şekilde kamuoyuyla paylaşmak istedik. Peki Sayın Arpacık, benim dikkatimi çeken siz ve sizin gibi bazı konuları aydınlatmak isteyen sayın yazarlarımız Azerbaycan'ın için yola çıkıyorlar ve bu yolda inanılmaz engellerle karşılaşıyorsunuz. Biraz bu yolculuğa değinir misiniz? Şimdi 26 Şubat 1992 tarihinde televizyonlarını açanlar bir dehşet görüntüleriyle karşılaştılar. Hı hı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bir kent olduğu gibi yok edilmişti. Bir kent buharlaşmıştı. Hocalı. Bu katliam Türkiye'de, bütün Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de büyük infial uyandırdı. Ve biz ülkücüler yardım için, insani yardım amaçlı ve orada askeri yardım amaçlı bölgeye gittik. Burada amacımız Azerbaycanlıları saldırılardan korunmasını öğretmek, bu noktada eğitmek onları. Ölümleri en aza indirmek. Hı hı. Bu şekilde onların yanında yer aldık kardeşlerimizin. Bir de Ermenilerin görüyoruz ki günümüzde sesi herkesten çok çıkmaya başladı. Özellikle Avrupa Birliği süreci içinde öyle değil mi? Tabii ki bu tarihin her döneminde tetikçi olarak kullanılan bir topluluktur. Osmanlı Türkleri bunlara sahip çıkmıştır. Haçlı seferlerinde yine bizi arkadan vurmaya kalktılar. Biliyorsunuz 1096 yılında Toroslar'da bir hareket düzenlediler. Daha önce bulundukları ülkelerde Bizanslara, Perslere hep bu şekilde tetikçi olarak davranıyor. Bugün Kuzey, Irak'ın kuzeyinde nasıl peşmerge tetikçi olarak kullanılıyorsa sömürgeci güçler tarafından. Hı hı. Ermeniler de tarihin her döneminde genlerindeki bu negatif hücreler dolayısıyla tetikçi görevi üstlenmişlerdir. Bugün de gerçekleri saptırarak, kendi yaptıkları soykırımını, katliamları unutturarak sahte bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Burada ekonomik çıkarları olan ödedir. Ermeniler gene perde önünde tetikçi görevi yapmaktadırlar. Koçaryan açıklama yapıyor. Bizim toprak tazminat talebimiz yok. Bu danışıklı dövüştür. Herkes burada bir rol üstlenmiştir. Tarihteki seyir günümüzde de devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl azınlık ve soykırım yalanları uydurulup
Yunanistan, Bulgaristan, Sırp, Karadağ ve Afrika'nın kuzeyindeki isyanlar çıkararak ayaklanmalar yapılıp Osmanlı parçalanmışsa bu süreç bugün de uygulanmaya konmak istenmektedir. Ermenistan Anayasası'nda 13. maddede Doğu Anadolu bölgemiz Batı Ermenistan olarak gösterilmektedir. Türkiye'nin bütününe yönelik ifadeler vardır Ermeni Anayasası'nda. Ve Avrupa Konseyi üyesidir Ermenistan. Ancak görüyoruz ki burada Yavuz Hırsız misali soykırım yapanlar, gerçek katliam yapanlar dünyada bir gerçeği perdeleyerek sahte bir tarih oluşturmaya çalışmaktadırlar. Düne kadar